Arkadaşlar, Murat abi oruç başına vurmuş. Alo, selamünaleyküm. Şimdi ben şey getireceğim de lahmacun içi iftara kaça kadar getireyim? 3 gibi. Tamam, ben Murat, ha, o Enes Batur'un amcası. Tamam, Tamam. 4'e kadar mı Tamam getireyim? ya. Gel. Kaçta? Nasıl? Tamam, sensin gidip geldi ya, ben 4'e kadar getirecek o zaman biz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam. Hani hep bana kızıyorsunuz ya trafikte neden kamera kullanıyorsun diye. Kameraman buldum kendime. Kameranızda kalın yani. Murat Sungur Tekin, MC Yaralı abimiz gelmiş, sağ olsun. Ben de takayım. Arabasında bir sorun varmış. Ne sorun var abi arabada? Araba giderken, normal hızda giderken uğultu geliyor. Normal bir hızda giderken uğultu geliyormuş. Şimdi aracını ben kullanıyorum. Murat abimizin. Arabayı vermedim ona. Çünkü o kameramanlık yapacak bana. Kamerayı şimdi ona vereceğim. Sesi onunla beraber dinleyeceğiz, bulmaya çalışacağız. Bakalım ne çıkacak arabasında. Kısa bir zaman önce ön takımını falan yapmıştık. Bir şeyler herhalde gözümüzden kaçmış olabilir. Yani sonuçta biz de insanız. Ve emniyet kemerini taktığımız halde abi bu ding ding sönmüyor. Bu şey Senin gibi çok inatçı. Evden çıkmayın diyor. Evde kal Türkiye'm diyor evet. Ya yani. Al abi bunu tut. Bu ne ya? Bu yeni mi başladı? Hızlas mı? Ha işte. Ne zaman başladı bu? Ya işte tamirden sonra, bittikten sonra dikkatimi çekti bu yolda giderken. Boşa, boş kalıyor. Bayağı var var var. Bayağı bir. Uğultu yapıyor da sanki arkadan geliyor gibi geldi bana. Arkadan mı? Şimdi rot balansa gideceğiz abi. Rot balansta bu balans yaptıkları makine var ya. He. O makineyle çevirtirip bakacağız. Ha. Bakalım hangisi ötüyor. Rot balansçı bize söyler. O söyleyemezse biz kendimiz kaldırır lifte. Çeviririz de şu anda boşta lift yok. Çevirir buluruz abi. Hiç sıkıntı değil ama yani neden bu kadar çok bozulmuş, enteresan. Abi, sabah... Arabayı bozuyorsun Murat abi. Sen biz bozmazsak siz ne iş yapacaksınız doğru, yani? Doğru. Hem sen görmeye de geliyorsun. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Arkadaşlar duyuluyordur ses. Ses geliyor mudur onlara? Bakın. Uşak gibi. Ha. Golf 5 bu arada. Kaç modeldi abi bu araba? Golf 5. Kaç modeldi? 7 miydi? 8 miydi? 2005. 2005'ti değil mi? 2000 şey 6 herhalde şey var yapıyor. 2005 değil ya. 2006 falan. 2006 ama 2007 falandır diye düşünüyorum. Motoru durduğun zaman sinek gibi ses geliyor. Yani hiç ses yok. Ama böyle hareket ettiğinde o uğultu mahvediyor. Yani sivri sinek sesi gibi motor sesi var diyorsun abi. BLF motor bu arada. Bu aracın motoru arkadaşlar. 1.6, 16 var BLF. Klimayı niye açmıyorsun abi? Çok cimrisin ya. YouTuber'lar parayı kazanıyorlar ama cimriler arkadaşlar. Para kazan. Klima pek kullanmıyorum ben. Değil mi? Yani böyle maalesef bir ortam yok diye. Doğru söylüyorsun. Ya. Şaka yaptım ben abi ya. Hep sen mi şaka yapacaksın abi videolarımda? Aslında bunun şey soğuğuna da bir bak hele ya. Bir ara çalışmıyor. Yok ama. Klima çalışıyor da soğuğu iyi mi değil mi hani? Klima tamam eksik abi, mi şey? Gaz eksik mi? Onu da sonra şey yaparız. Şey yapalım mı? Önce maskeyi bakalım. Tamam. Arkadaşlar maskem yok şu anda gördüğünüz gibi. Çünkü henüz daha maskemi almadım. Maske gelmiş. Bir uygulama uygulama da değil gerçi. Normal mesaj yoluyla bir kod göndermişler. Şimdi o kodla maskemi de almaya çalışacağım. Bakalım. Çünkü Murat abi kızıyor. Ne? Evde maske kalmıyorsun etsiz diyor. Evde kalmadığın gibi bir de diyor maske takmamışsın aslancığım diyor. Sağlığına dikkat et diyor. Sen bize lazımsın. Yani sağ olsun. Görünmeyen bir şeyle, mikropla savaşıyoruz ya. Aynen öyle. Önce maskemi alacağım. Ondan sonra biz lastikleri çevirttirmeye gideceğiz. Değil mi abi? Tamam, evet.
bize de gelmiş. Bu bütün aileye mi 5'er tane? Kişi başı 5'er tane. Kişi başı haftada 5 tane diye biliyorum. He, tamam o zaman. Çocuklar, ben de alayım çocuklarınkini. Nerede yaşıyorsun? Abu Sıda'da yaşıyorum. Ha şurada. Abu Sıda. İyi, yakınmış. Ha, burada. Bu ablam sıkmamış. İşte böyle. Abi, kişi başı haftada 5 tane ama sana SMS geldiyse alabiliyorsun. SMS geldi canım SMS. Geldi mi SMS? Evet. O zaman sorun yok. Çocukların kimlik şeylerini al. Ben de alayım bari buradan. Vize verirler mi? Kimlik herhalde. Her eczaneden veriyorlar. Yok kimlik şeyini. Kodu soruyorlar sana. Gelen kodu. Sadece kodla mı? Bakalım bir şimdi açık zaten öğreniriz. Kimlik numarasını bile şey yapıyorsun. Yani onu da öğrenmiş olalım. İzleyicilerimize de bir nevi de olsa bir nebze de olsa bilgi olur. Onu da paylaşmış oluruz. Ben şimdi gideyim alayım, sen ben de geleceğim. Çekeceğim. Sen de mi geleceksin? Tamam, ben de alacağım işte. Tamam, iyi gel, tamam. Kameramana dedik arabada kalsın, çeksin ama razı gelmedi. ben de geleceğim. Yok, biz de alalım gelmişken. Tamam abi, ben kamera sen de. Maskemi de akayım, maske salmazlar oraya. Maske yok ki abi. Şimdi alacağız, takacağız. Dur, ben şu maskemi takayım. Ne yok? Ne oldu? Maske kalmamış, gelecekmiş. Yapacak bir şey yok, benim maskem ben var. Maske. Eve vuracağım. Evden nano maske alacağız abi, yapacak bir şey yok. Ne maske? Çünkü maskesiz olmaz. Nano maske. Nano maske ne ya? Şimdi bu siyah maskeleri var ya onlar. He. İşte ultra nano falan filan diyorlar hani. Satışı iyi olsun diye. Yeni etmeye başladı. Zaten ev burada, ben maske alayım ondan sonra. Yani durum böyle diyorsun. Evden dışarı çıkmıyoruz diyorsun ha Murat abi. Aynen. Bu bilyayla alakalı bir şey olabilir mi? Bilyaya zaten benziyor abi. Bir tane aks bilya senin bozuk. Büyük ihtimal. Çünkü dönen bir şey. Aynen. Biz bizim siteye girelim abi. Tamam. Bana kimse nereye giriyorsun demez zaten. Kapımız açılıyor. Gösterebilirsin. Sana bak. Benim. Hemen çıkıyorum. Ne diyor? Koştu geldi kim bu diyor. Kapıyı niye açıyorsun o zaman? İşte bazen böyle yapabiliyor. Burası abi. En sonunda maskeye kavuştuk. Değil mi Murat abi? Öyle. Nasıl abi, yakıştı mı? Aynı soyguncu gibi oldu. Ha. Vallahi ya. Banka soygununa gidiyoruz abi. Murat abiyle Murat Balantçı'yı saymaya gidiyoruz. Evet, bismillah. Sanki böyle dağıttığın zaman nefes alamıyorsun gibi geliyor ya. İşte daraltı geliyor. Alçı abi böyle ter yapıyor bana. Bir de emniyet kemerini takıyor. Şey yolculuğu çekin. Yapacak bir şey yok. Sağlığımız için bu önemli. Ya bir de ben bunu her defasında böyle takıyorum. Şu içerideki dikiş var ya abi. Ha dışına gelecek. Şu dikiş dışına gelmeyecekmiş aslında. Normalde öyleymiş ama benim dudağımı böyle şişirecek gibi yapıyor. Onun için ters takıyorum. Sorun olacağını sanmıyorum. Hatta bazı videolarda arkadaşlar uyarıyorlar. Usta maskeyi ters takmışsın. Ben ters takıyorum abi. Herkesten bir farkım olsun. Telefonda bu. Çok yakın. Şey güzel ama böyle yani. Çok binaların içinde bu olmamış. Evet. Aynen aynen. Şey gibi değil, merkez gibi değil yani, öyle diyelim. Güzel. Tam iş
Çin için de çok iyi olmuş. Aynen. Bisikletle gidip geliyorum zaten genelde biliyorsun. Onun için falan yapmadım. 3 kişi depara kalktık be. Devam et hocam, devam et. 4 olduk be. Bakar mısın şuna bir? Aslında onu öyle yapacağı da belliydi yani. Belliydi, onun için ben fazla dalmadım yine. Bir de geçti ya abi. Birbirinden arkadaş herhalde onlar. Aynen. Burası sanayi olduğu için abi, sanayi trafiği biraz sıkıntılı oluyor. Onun için normal dışarıda araç kullandığından sanayinin içinde bir 4 kat falan daha dikkatli kullanman gerekiyor. Her zaman dikkatli olacaksın. Tabii ki her zaman bazen dikkatli olacaksın ama sanayide biraz daha fazla dikkatli olman gerekebiliyor bazen. Karşıdaki adamın dikkatsizliğini bile düşünüyoruz ya bazen. Yani ya o hata yaparsa ben onun hatasına kapısını açıyor. Yani mesela kapıyı açıyor. Onun gibi hatalar birden dönüyor, çıkıyor. Doğru söylüyorsun. Arkadan mı geldi? Gibi ya, geliyor ses. Gurultu geliyor aslında. Tam yerini bulamıyor yani. Kafanı dışarı çıkartamıyor. Şu bu taraftan değil. Geliyor kasaya. Geldiği ya. İçinde bulamıyorsun abi. Bu taraftan ben de şüpheleniyorum da. Aslında çok karanlıkmış be abi. Çeker. Kolay gelsin. Bir bilye uğultusu vardı. Arka gibi geliyor bana. Yine mi var? Yine abi, sen bilirsin. Sırtan atar isterim. Tamam. Öten lastiğimiz burası. Bileği değiştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Murat abiyle road balansçıya geldik. Arka sol muydu? Sol. Arka sol bilyamız ötüyor. Buraya kadar her şey normal. Değil mi abi? Aynen. Bileği alalım, değiştirelim. Ama iş bileği değiştirmekle bitmiyor. Bu bilye neden bozulmuş araştırıyoruz. Yani durduk yere mi bozulmuş Murat abi? Bilmiyorum vallahi ben yani, şimdi. Yani abimiz bilmiyor, araç sahibi bilmez. Biz de bilmeyiz, bineriz, doğru mu? Zaman aşımına uğramış olabilir belki. Zaman aşımı da değil arkadaşlar. Jantında hafif bir eğiklik var. Yalpalı çalışıyor. Yalpalı çalıştığı için de bileği bozuyor. Hani adam dedi ya, abi jantınız eğri diye. İşte o jant eğri olduğu için bilyeyi bozuyor abi. O zaman bir dahakine bir daha yapar. Bir dahakine bir daha yapar. Ne yapacağız şimdi? Bilyamızı değiştirip hemen jantımızı düzelttireceğiz. Doğru olan bu şekilde. Bakalım bilya milya var mı yok mu, nedir ne değildir. Murat abinin bilyasını söktük arkadaşlar. Şu kapak bu şekilde kalmıştı. Su da almış içerisine biraz. Fakat %100 sudan bozulduğunu söyleyemeyiz. Jantı da eğri çünkü. Yeni bilyamız geldi. SKF. Gönül rahatlığıyla kullanacağım. Şu mıknatıslı keçe. Akşama lahmacun yiyeceğiz. Yok, ben arkadaşı aradım. Yanlış numaramış, pide şey lahmacuncu çıktı. Dedim yanlış numaramış, ben başka bir yer aradım. Anlaşıldı. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Eline koluna sağlık Aslan Usta'm. Aslan Usta'yı da takip etmeyi unutmayın, zaten onun kanalında şey yapıyorsunuz. Yani. Dışarı çıkmayın, herkese hayırlı Ramazanlar. İnşallah Rabbim şu Ramazan'dan sonra veya şu Ramazan içinde şu baş belası da demeyelim de şu virüsten kurtulalım. İnşallah abi. Sağ ol. Allah razı olsun.
Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Başka videolarda. Allah'a emanet olun.